Yıldız Hanım merhaba. Merhaba. Bize nereden geldiniz? Nerede yaşıyorsunuz? Kuşadası'nda yaşıyorum. Evet. Size ne için geldiniz? Bilgilerim vardı. Ben karakalı sigara içicisiyim ve kendi başıma ne kadar... Utanarak söylüyorsunuz. Sigara içicisiyim. Evet. Çünkü bağımlılık utanılacak bir durumdur. İradenizin güçsüzlüğünü gösterir aynı zamanda. İradeyle hükmedilemeyecek bir şey aslında bu. Evet. İç kimyanızla alakalı bir şey. Ondan dolayı iradenizi suçlamayın. Bunu biz şimdi size kimyanızı, bakın biraz önce burada tespit ettiğimiz gibi, değil mi? Evet. Vücudunuzu bir check-up'tan geçirdik ve size anlattık. Sonra da tedavi aldık. Nasıl buldunuz muayenemizi? Muayene çok iyiydi. Yani hiç aklımdan geçmeyen şeyleri öğrendim. Daha önce siz böyle bir şey gördünüz mü hiç? Yok, hayır. Böyle bir muayene? Çünkü böyle Türkiye'de var olduğuna inanıyor musunuz? Böyle bir şey yok. Yok, hayır. Peki? Yani gerçekten bazı konularda şok oldum diyebilirim. Tespitlerimizden. Evet, etkilendim. Kaç puan verdiniz yüz üzerinden? Yüz üzerinden 9,5 diyelim mi? 10 üzerinden, yani 95 100 üzerinden. 10 üzerinden 10 diye diyeceğim zaman, sigarayı bıraktığım gün onu diyeceğim. Ha, biraz sonra bıraktıracağız. Tamam. O zaman %100 dersiniz. Yarım saat sonra. Peki. Onu az sonraya bırakalım. Evet. Yıldız Yıldırım. Evet. Biraz önce zaten bir muayeneden geçmiştiniz. Muayene hakkında yorumlarınız, daha sonra dediniz ki ben orada konuşamadım. Buyurun, sizi dinliyorum tekrar. Muayenede dikkatimi çeken asıl olan şuydu. Hiçbir şey, rahatsızlıklarım hakkında hiçbir şey söylemediğim halde sizin sadece kulak bir cihazla bakarak. Bir cihazla bakarak bunu teşhis etmesi çok önemliydi. Çünkü doğru teşhis, doğru tedavi. Ona hayret ettiniz yani. Evet, yani ben kendime dair veya rahatsızlıklarıma dair hiçbir şey söylemediğim halde bunu teşhis ettiniz. Doğru olan buydu. Çünkü doğru teşhis, doğru tedaviyi doğuracaktır mutlaka. Peki, şimdi sigara isteğiniz kaldı mı? İğnelerden önce vardı. Çünkü yaklaşık 6-7 saattir sigara içmiyorum ve bayağı bir isteğim vardı. Şu an yok. Şimdi 95'im 100'e tamamlandı mı acaba? Bayağı bir sigara var ama canım istemiyor. 95'im, 95 puan vermiştiniz. 100'e tamamlandı mı? Bir duman çekeceğim ondan sonra. Diyorsunuz. İlla yaşayarak görmek istiyorum diyor. Siz de unutmayın. Dışarıdan yorum yapan insanlar ve çok kötü yorum yapan arkadaşlar. Ben sizi haksız görmüyorum. Yaşamadınız ki. Bilmiyorsunuz ki. Bilmeden yorum yapmak cahilin işi tabii ki. Ama yaşayarak yorum yapanları takdir etmeniz gerekiyor. Siz bilmiyorsunuz. Yabancı size. Farklı. Çok değişik bir yöntem. Yeni bir yöntem. Onun için gerçekten size hak veriyorum. Şundan dolayı, çünkü bilmiyorsunuz. Bilmeden yorum yazıyorsunuz. Onun için öğrenerek, bilerek, görerek yazarsanız o zaman çok daha diyeceksiniz. Gerçekten bu gerçekmiş. Şimdi izleyin bizi, ne kadar gerçek olduğunu Yıldız Hanım'dan size anlatsın ki biz kandırmacacı mıyız? Gerçekten insana hizmet mi veriyoruz? Ne olduğunu bir daha görün. Lütfen aradaki ayak altındakiler çekilsin de asıl kurtarmamız gerekenler öne çıksın. Diyorum ve tamam, içebilirim. Biraz evvel ağzınız kupkuruydu. Şimdi nasıl? Şu an gayet normal ve pastada yok. Pastada yok. Islaklık? Var, normal ıslak. Normale döndü ıslaklık diyebilir miyiz? Evet. Bunları konuşalım. Evet. Burnunuz açıldı mı? Islatmıyorum ağzımı. Ağzımın normal ıslaklığı var. Burnumda herhangi bir sorun yok. Gayet rahat. Açıldı. Sorunum gayet rahat. Bir derin nefes alıp verin. Onu az önce de denemiştim. Bayağı derin bir nefes alabiliyordum. Yine yapayım. İşte bu ya. Peki, biraz evvelki aldığınız nefes şu kadardı, 1/3'tü. Şu anda 3 katı daha fazla. O zaman aldığım zaman göğsümde baskı hissediyordum. Şu an baskı yok. Çok yaşayın. İşte bunlar çok önemli. Yani bazı şeyler yaşamak gerekiyor. Bilinmeyen şeylerden korkulur hep.
bilerek davranmak. Şimdi ben sizi beklerken kötü yorumları inceliyordum Instagram'da. İnanın ki çok absürt insanlar var, bilmeden yorum yapıyorlar. Ondan dolayı sizi beklerken onların yazılarını okudum. Çok garip geliyor bana. Sahtekarlık ruhlarını işlediği için herkesi sahtekar zannediyorlar. Bizim ne kadar gerçekçi olduğumuzu sizin gibiler ispat ediyorlar. Onlar da görüyorlar. Gördükleri halde inanmak istemiyorlar. Şöyle bir şey var doktor bey. Bu Çin tıbbı ve asırlardır, bin yıllardır Çin'de uygulanan bir şey. Bilmiyorlarsa açsınlar ve okusunlar. Bilgi alsınlar. Yok, bizim toplumumuz... Bilgi daima cesarettir, yürek gerektirir. Bizim toplumumuz bilmeden öğrenmeyi istiyor. İşte sorarak öğrenmeyi istiyor. Hı-hı. Ve hatta hox boxları alıştırıldılar buna. Onun için bizi normal kabul etmiyorlar. Hı-hı. O alıştırıldıklarından bekliyorlar. Onları istiyorlar, onları arıyorlar. Eğer biz onlar gibi olsaydık belki de onlara normal gelirdi. Ki olmayacağız. Biz gerçekleri, yurt dışındaki en güzel şeyleri sizler gibi insanlara sunacağız. Herkese değil, sizin zekanızla, aklınızla sizin gibileri yukarıda tutmamız lazım. Onlara hizmet vermemiz gerekiyor. Benim bedenim değerlidir ve ben bedenimi bilinmeyen, bilmediğim bir şeye teslim etmem. Bilirim, öğrenirim ne olduğunu anlarım. Araştırırsınız. Ona göre araştırırım ve aklımın ve mantığımın aldığı bir tedavi yöntemini de uygulamaya giderim. Bu kadar basit. Peki, bakalım maskenin altında duman size geliyor mu, gelmiyor mu? Buna, yok olsun bir şey olmaz. Şöyle tutacağım. Bakalım duman geliyor mu? Önce bunu test etmek istiyorum. Tamam. Evet. Şunu içmenizi sağlayacağım. Evet. Yakacağım. 3 fırt çekin lütfen. 3 fırt çekin. Dışarı salmayın. Öne doğru eğilin hafif. Evet. 3 fırt çekin. Evet. Şimdi kapatacağım. Evet. Geçti. Şu anda dumanın kokusunu hissediyor musunuz? Evet. Ay çok kötü ya. Evet, diyorlar ki demin yorumlarda aynen şunu diyorlar. Maskeden dumanın kokusunu almaya selam olsun diyor mesela. Bilmiyorum, anlamıyorum ama dumanın çok... Evet, iyi. Tekrar içirtiyorum ve ağzınızdaki ve burnunuzdaki bir fırt daha alıyorsunuz. Üçüncüyü de alın. Yer kalmadı. Evet, şimdi... Evet. Kaç yıldır tiryaki yediniz? 40. 40 yıllık bir tiryakinin şu anda kendini nasıl hissettiğini bize siz tarif edin. Şu andaki içtiğiniz sigaranın dumanından nasıl etkilendiniz bana anlatın. O dumanı burnuma tutmayı çok kötüydü. Evet. Yıllarca içiyorum ama burnumda o kokuyu almamıştım. Ağzınızda? Acı oldu. Tatsız. 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 Bir daha çekin, son bir fırt olarak bakın. Onu bize tahlil edeceksiniz. Test amaçlı içirttiğimizi biliyorsunuz. Ne yaptı size? Saman tadı. Saman tadı. Tatsız, çok tatsız. Neden? İlaç verdik mi size? Hayır. Şöyle bir şey. Box yaptık mı? İzin verirseniz. Bant yapıştırdık mı? Hayır. Peki, buyurun. Şöyle bir şey. Daha önce sigara içerken ağzıma aldığımda veya ciğerimi çektiğimde bir zevk alıyordum. Şu an o zevki hissetmiyorum. Bir. Önemli olan buydu. Ve burnuma tuttuğumuzda ilk gün aklınıza geliyor. Çok kötüydü. Heh, evet. Yani çok tatsız bir şey. Hiçbir tat vermedi bana. Yani ben dün bu saatte içtiğim sigaranın tadını şu an almadım. Güzel. O tat vermiyor. Yani o zevki almıyorum artık. Kokusu? Kokusu çok rahatsız ediyor. Çok rahatsız ediyor. Hı-hı. Peki. Burnumun ilerisine doğru gidiyor ve şuralarda bir ağrı. Kameradan şey, o kendi kendini bilen bilmeyen tiplere birkaç mesaj verir misiniz benim yerime, siz yaşayan biri olarak? Ben yıllardır okuyorum, çok da iyi okuyan biriyim. Bu tedavi yöntemlerinin hepsi hakkında da bilgim var ve
bilinçli bir şekilde gelin, merak ediyorsanız, buna karşıysanız okuyun, öğrenin. Araştırın. Araştırın, çok zor değil. Bunun hakkında o kadar çok bilgi var ki, internete girdiğiniz anda bir deryadır. Yani her konuda bilgi alabilirsiniz. Öğrenin. Peki bu konuların yöntemi nasıl bir yerlerinden yaşadınız? Evet, ben bayağı memnun kaldım. Teşekkür ederim. Muayene? Gayet iyiydi. Yoksulluk belirtilerinin ortadan muayene kaldırılması? Muayene çok iyiydi. Muayene çok iyiydi çünkü kendime dair hiçbir şey söylemediğim halde evet. Az biraz bildiğim ya da hiç farkında olmadığım bir sürü rahatsızlığımın farkında var. Tespit edildi. Evet, peki şimdi iğrenme ilk günkü gibi tiryakilik öncesine döndüğünüzü hissettirdi mi size? Evet. Ha? Ben bundan şimdi kurtulabileceğimi düşünüyorum. Yani 40 yıldır uzun süre sigarayı bırakmak için uğraştım. Ama üstesinden gelemedim ama şu an ben bunu yendim diyorum. Tebrik ediyorum sizi. Teşekkür ederim. Hastaların genellikle diyorlar ki biz sanki ilk güne döndük. İlk gün içtiğimiz zaman evet, 40 yıl gitti. O ilk gün nasıl iğrenç geldi, nasıl ona ısrar ettik, içmeye devam ettik. Evet. İşte onun tadını, onun kokusunu aldık. Yalnız şimdi içtim ya, baş ağrısı yaptı. Baş ağrısı da yapar, baş dönüm ama pardon. Sorun değil. Şuralarımda ağrı başladı. Oysa daha önce baş dönmesi de yapar. Şöyle bir kokuyu tekrar aldığınız zaman sizi daha çok rahatsız edecek. Oh, kötüydü. Evet. Geçmiş olsun diyoruz. Teşekkürler. Çok yeni yaşamınızı kutluyoruz. Teşekkürler. Hayırlı olsun. İkinci baharı yaşayacağım. İkinci bahar, evet. Tamam. İkinci bahar yaşıyor ömrüm. Gel benim yârim oluver şimdi. Seni gül gibi bugünkü aklımla yaşarım şimdi. O sigarayı koleksiyonunuza koyabilirsiniz. Koleksiyon değil, mezarlık orası. Tamam. O mezarlığa atacağız sigara ve çakmağını. En çok da çok umarım sevinecek. Peki, hoşçakalın diğer hastalar. Yaşamak istiyorsanız, sağlıklı yaşamak istiyorsanız bizi bulun, size çok güzel en eski yaşamınızı, sağlıklı yaşamınızı size yeniden kazandıralım. Hoşça kalın.